Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NetBeans'te Java GUI programlamasında progress bar kullanarak bir form yükleme ekranı yapacağız. Bu form yükleme ekranında progress barın çubuğundaki değer %100'e ulaştıktan sonra yeni bir form ekranı açacağız ve bu form ekranında ise yükleme işlemi tamamlandı diye bir yazı yazdıracağız. Şimdi projemize geçelim. Öncelikli olarak file kısmından new project, Java ve Java application seçeneğini seçiyorum. Project name kısmına açılış ekranı diyorum. Finish dedim. Açılış ekranına geliyorum. Buradan yeni bir tane JFrame form açıyorum. Buna da progress bar yükleme diyorum. Tamam. Bir tane daha new kısmından JFrame form oluşturuyorum. Buna da sonuç ekranı diyorum. Form ekranım açıldı arkadaşlar. Diğer araçları eklemeden önce Properties kısmından kod kısmına geliyorum. Buradan Generate Center kısmını işaretliyorum. Bu ne demek oluyor? RAM ilk açıldığı zaman ekranın tam ortasından başla demek. Undecorated kısmının da tikini işaretliyorum. Başka da bir işlem yapmamıza gerek yok. Şimdi palet kısmından bir adet panel ekliyorum. Sonrasında bir adet label, bir adet de progress bar ekliyorum. Label'ımın içerisine program yükleme ekranı diyorum. Şimdi progress bar'ın properties'ine geliyorum. Kod kısmına geliyorum. Kod kısmından variable modifiers kısmına geliyorum. Burada private olarak tanımlanmış. Ben bunu public static konumuna getiriyorum. Public static yapmamdaki amaç biz bu form ekranı yüklemesi bittikten sonra yeni bir form ekranının açılmasını sağlayacağız. Properties kısmından string painted özelliğini açıyorum. Hemen buradan yazımızda bold yapıyorum. Bold olsun. Foreground yani çubuğun dolma rengini de turuncu yapıyorum. Program yükleme ekranımızın tasarımını bitirdik arkadaşlar. Şimdi benim bu gerekli işlemleri çalıştırabilmem için açılış ekranındaki sayfaya gitmem gerekiyor. Açılış ekranına tıklıyorum. Burada öncelikli olarak public static void main string args yazan kısma try catch komutları tanımlamam gerekiyor. Olası bir hatada ekranda hata mesajını almak için try catch komutlarını kullanacağım. Trust diyorum. Interpret. Exception dedim. Sonrasında progress barımın ekranını kapatacağım. Progress bar yükleme. Giriş eşittir. New progress bar. Yükleme ekranı diyorum. Giriş nokta. Set visible'ını true konuma getiriyorum. Sonuç. Ekran eşittir. New. Sonuç ekranı. Şöyle yapalım. Şurası sonuç ekranı olacak. Tamamdır. Bir for döngüsü başlatıyorum. Integer i0'dan başla. Eşit 100'e kadar git diyorum. Trirate nokta sleep özelliği. Ona 50 diyorum. Progress bar yükleme jframe'ime gidiyorum. Nokta jprogress bar nokta set value değeri. Yukarıda tanımladığım for döngüsündeki olan değeri alsın. Progress bar'ın içerisindeki şu loading yazan kısma yazdırsın diyorum. Bir tane de if döngüsü tanımlıyorum. If i'nin içerisindeki değer eşit eşit 100 olduğunda giriş nokta set visible'ını false konuma getiriyorum. Ekran nokta set visible'ını ise true konumuna getiriyorum. Catch interrupted exception. Dedim. Olası bir hata durumunda bana ekrana hata mesajını da vermesini sağladım. Şu anda kod yazma işlemini bitirdik. Şimdi sonuç ekranının tasarımını yapalım. Hemen bir tane panel ekliyorum. Şöyle paneli ekledim. İçerisine bir tane de label atıyorum. Yükleme işlemi
tamamlandı yazdırıyorum. Properties kısmından rengini seçelim. Rengi mor olsun. Tamamdır. Şimdi çalıştırıyorum bunu. Evet, şu anda program yükleme ekranı geldi ve program yükleme çubuğumuz %100'e kadar doluyor. %100'e dolduktan sonra yeni bir form ekranı açılıyor ve yükleme işlemi tamamlandı diyor. Tekrardan çalıştırıyorum. Form ekranındaki çubuk doluyor, %100'e kadar geliyor. Daha sonrasında yeni bir form ekranı açılarak yükleme işlemi tamamlandı diyor. Evet, projemizi bitirmiş bulunmaktayız. Bu projeyi isterseniz otomasyon projelerinizin açılış ekranlarında yükleme çubuğu şeklinde kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.